yarısı, taban dairenin yarısı, bir de silindirin yanal alanının yarısı. Bu da zaten nedir? Şu üstteki ara kesit olan dikdörtgen dışındaki alan silindirin alanının yarısı zaten. O yüzden biz silindirin alanını bulalım önce. İki tane taban alanı. İki tane pi çarpı 4'ün karesi artı 2 pi rh. 2 pi r yüksekliğinde zaten 30 olduğunu vermiş. Bu silindirin alanı. O da kaç yapar? 240 32 272 pi. Şimdi biz ortadan böldüğümüz zaman bunun yarısını alacağız. 272'nin yarısı 136 pi. Bir de ne var? Ara kesit bir dikdörtgendi. Yarıçap 4 olduğuna göre çap 8, yükseklikte 30 olduğuna göre dikdörtgenin alanı 30 çarpı 8'den ne olur? 240 olur. Dolayısıyla cevap A şıkkıdır. Küpün hacmi A birim küp, alanı A birim kare demiş. Şimdi küpün bir ayrıtına x dersek x küp eşittir A. 6 x kare de A. O zaman x küp eşittir 6 x kareden, x sıfırdan farklı olduğundan dolayı sadeleştirdiğimiz zaman x'i 6 olarak buluyoruz. X küp de zaten A'yı verdiğinden dolayı 6'nın küpü ne olur arkadaşlar? 216 olur. Şekildeki 3 basamaklı merdivenin her basamağının yüksekliği 15 santim, genişliği 20 santim. Taralı düzlemsel bölgenin alanı diyor. Şimdi bakın şuralardan uzattığım zaman zaten dikdörtgenlerden oluşacak. Kaç tane dikdörtgen var burada aslında? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eş dikdörtgen var. Her birinin alanı 20 çarpı 15 olduğuna göre 20 çarpı 15. Buradan da kaç olarak buluyoruz arkadaşlar cevabı? 1800 santimetre kare olarak buluyoruz. Silindirin alanı taban alanı çarpı yükseklik olduğuna göre buradaki alan 3 S çarpı H yani 3 V dersek burası da 2 H ile 3 S'in çarpımı 6 S H dolayısıyla burası da 6 V. Bu ne demek? Bu hacme x dersek buradaki hacim bunun iki katı 2x demek. Şimdi birincideki tuz oranı %90 diyor. X çarpı 90 bölü 100. İkincisindeki tuz oranı 2x çarpı 60 bölü 100. Tuz miktarı bölü toplam madde miktarı 3x. İşte A bölü 100 dersek A'yı arıyoruz zaten. Buradan da hesaplarsak 120 210x 210x bölü 100 3x'e bölersek 100 çarpı 3x diyelim. X'ler gitti. 3'e böldüm 70. 3'e böldüm 100. Zaten 70 bölü 100 oldu. Ortaya çıkmış oldu cevap. B şıkkı. Burada 3V 6V kafamızı karıştırmasın. Yani 3V 6V de diyebilirdik burada ama iki katı olması önemli. O yüzden x'e 2x deyip o şekilde sonuca ulaşmış olduk. Şimdi ABC dik üçgen. AC kenarı etrafında 360 derece döndürdüğüm zaman şöyle bir şey oluşur arkadaşlar. Şunlar yarıçap olacak şekilde. O da hipotenüse ait yükseklik oluyor zaten. İki tane koni. Şimdi Pisagor'dan kök 28'in karesi 28 artı kök 21'in karesi de 21. 49 yapıyor. Buradan A ve B dersek A artı B'yi 7 olarak buluyoruz. Sonra Öklit'ten kök 28 çarpı kök 21 eşittir. 7 çarpı burası da R dersek 7R olacak. Kök içinde 4 çarpı 7 çarpı 3 çarpı 7 eşittir. 7R dediğimiz zaman zaten 7 ve 2 yani 4 2 olarak çıkıyor. İçeride 3 kalıyor. Buradan da biz R'yi 2 kök 3 olarak buluyoruz. Şimdi pi r kare çarpı a bölü 3 ile pi r kare çarpı b bölü 3. Bu iki koninin hacimleri toplamı olduğuna göre buradan pi r kare bölü 3 parantezinde a artı b o da zaten a artı b 7 idi. R'de 2 kök 3 olarak bulduk. Pi çarpı 2 kök 3'ün karesi 12 çarpı 7 bölü 3. Sadeleştirdiğim zaman cevabı 28 pi santimetre küp olarak bulmuş olurum. Bir kenara 2 santim olan küçük küpler kullanılarak en küçük hacimli bir küp oluşturuyorsak bakın 4, 4, 8 tane küpü yan yana koymam lazım. Bir kenarı 4 santim olan bir küp olacaktır bu.
Dolayısıyla tüm yüzeyi kaç santimetre kare olur demiş. 6 a kare biliyorsunuz küpün alanı. 6 çarpı 4'ün karesinden de cevap 96 santimetre kare olarak bulunmuş olur.